Uzun zaman önce babasının vefatından sonra annesiyle birlikte yaşayan bir gençti. Bu gencin bütün eğitim masraflarını annesi karşılıyordu. Annesinin tek istediği onun derslerine dört elle sarılmasıydı. Onun için bir yerde çalışıp eve para getirmesini istemiyordu. Genç içinden şunları geçirip dururdu. Eğitimimi bitirdiğimde annemin üzerimdeki haklarını ödemek için kalan ömrümü ona iyilik yapmak ve onun işlerini hafifletip gece gündüz onun için çalışarak geçireceğim. Genç eğitimini tamamlamadan annesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu erken vefat genci derinden üzdü. Günlerce ağladı. Sonra kendi kendine şu sözleri verdi. Maaşımdan düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine verip bunların sevaplarını vefat eden anneme bağışlamak adağım olsun. Annesinin kendisine yaptığı onca iyiliğe karşılık hiçbir namazını kaçırmayacak, namazlarında annesine dua edecek, onun adına birçok hayır işleyecek, hatta ileride adına cami bile yaptıracaktı. Aradan günler geçti ve genç adam evlendi ve Muhammed adında bir oğlu oldu. Adam bir gün namaz için camiye gittiğinde bir grup gencin mahallenin camisine sebil koyduğuna şahit oldu. Göğsü daraldı kendi kendine, pek çok yere sebil koydum ama mahallemizdeki camiyi unutmuşum dedi. O bu düşünceler içindeyken caminin imamı ona seslendi. Allah senden razı olsun, sebil camimiz için çok iyi oldu dedi. Adam, fakat bu sebili ben almadım dedi. İmam, tabii ki siz aldınız. Oğlunuz bugün getirip bunun sizden olduğunu söyledi dedi. Küçük oğlu geldi, babasının elini öperek ona şöyle dedi. Babacığım bu benden ama sevabını sana bağışlayacağım. Yüce Allah'ın sana cennette selsebilden içirmesi için dua edeceğim dedi. Adamın gözlerinden yaşlar aktı. Oğluna lisede okuyup hiçbir gelirin yokken bunun parasını nereden buldun evlat dedi. Çocuk, 5 yıldır bana verdiğin harçlıktan birikim yaptım. Sebil alacak kadar param birikince senin yıllardır babaanneme bağışladığın gibi ben de bu sebili sana bağışlamak istedim dedi. Adam, Allah'a hamdolsun, iyilik bir borçtur, evlatlarından bir gün sana dönecektir diyen ne de doğru söylemiş. Rabbim anneme, babama ve bütün Müslümanlara merhamet et. Amin dedi. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون